Bak onca şey yaşadınız ama hep... Bu seferki başka Şirin. Ali'nin yüzünü görmeye tahammül edemiyorum artık. Sanki düşmanım gibi. Sevgin mi bitti Behiye? Evet. Sen hala benim karımsın. Bunca yıllık karına bana bu kadar güveniyorsun. Bardak taştı artık. Bitti Ali, bitti. Lütfen rica ediyorum, beni rahat bırak. Kadın boşanmayı kafasına koymuş bir kere. Oh, şimdilerde her şey çok kolay. Kadınlar başına buyruk oldu. Cırt evleniyorlar, cırt boşanıyorlar. Ali? Sen burada karımla ne yapıyorsun ha? Söylesene ne yapıyorsun? Ne oluyorsunuz? Ellerinizi üzerinden çeker misiniz lütfen? Hop hop hop, ne yapıyorsunuz? Yok bir şey, tamam. Yok. Rezalet çıkarmaya utanmıyor musun? Sen bu adamla birlikte olmaya utanmıyor musun ha? Ne? Yavaş olun birazcık, çok ileri gidiyorsunuz. Sen kim oluyorsun be? Çık git buradan! Gidecek biri varsa o da sizsiniz. Ben gidiyorum. Yazıklar olsun sana. Anlayıp dinlemeden karalıyorsun beni. Behiye Hanım. Dur bir dakika. Bırak karımın peşini. İşim vardı. Ne oldu? Siz niye muhtarlığa geldiniz? Pazara gidiyordum da belki canınızın istediği bir şey vardır diye sormaya geldim. Sizin canınız ne istiyorsa onu alın hanımefendi. Benim için fark etmez. Bir dakika, ne işiniz vardı? Belediyeye kadar gittim. Öğle tatilinde. Hesap mı soruyorsunuz? Yok, merak ediyorum. Etmeyin efendim. Keyfimizden gitmedik herhalde. Aa, niye gittiğinizi söylerseniz günaha mı girersiniz? Neler kaynatıyorsunuz öyle de? Allah muhabbetiniz arttırsın. Oy. Nereye? Anladım. İşiniz var, sonra sohbet ederiz. İyi günler. İyi günler. Üç yumurta, bir ekmek, bir katı yağ, bir de tuz. Başka? Bu kadar. Deftere mi? Hı, evet. Defterde sayfa kalmadı Reyhan Hanım. Biz de esnafız bir yerde. Böyle veresiyeyle çark dönmüyor. Biliyorum. En kısa zamanda borcumu ödeyeceğim. Oo, hoş geldiniz Nursan Hanım. Şeref verdiniz. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Siz bu hanımefendinin hesabını görün. Benim listem biraz uzun da. Bu son olsun. Artık veresiyeyi kaldırıyorum. Ay bizi nasıl karı koca zannettiler değil mi? Ay sakın bak bunu Temel'e anlatma, tamam mı? Ay kıskanır mı? Şu taksiden inen Behiye değil mi? Ta kendisi. Behoş! Canım? Aa, ağlıyor musun sen? Ne oldu, kötü bir şey mi var? Söyle Allah aşkına. Niye? Ne var? Gel canım, hadi gel. Gel dükkana gidelim. Sen sor şunları. Dükkan kalabalık, sahile inelim. İnelim. Tamam hadi. Tamam hadi. Sahile. Ay, ne oldu? Çıldırmış gibiydi Şirin. Zafer'in üzerine yürüdü. İnanmıyorum, dövüştüler mi? Zafer'e bir şey oldu mu peki? Yok, ama ben rezil oldum. Eh be Behiye'cim. Keşke sen de yemeğe çıkmasaydın. Hı-hı. Yapma Şirin, Ali'yi haklı görme. Ay, yanlış anlama ama. Yani olayları biraz da onun açısından baksan. Hı. Yani gerçi açısı biraz dar, zor olur ama. Ama öyle. Muzi! Bence sizin karşı karşıya gelip konuşmanız lazım Behiye. Bu böyle evet. Olmaz ki. İkinizin de biriktirdiği bir sürü şey var. Benim biriktirdiklerim dağ oldu Şirin. Ali de bu dağın arkasında kaldı. Ay ne güzel konuştun kız. Muzi,
İşte müzi müzi geldim, geldim. Diledirince kapandım dizlerimi bu kez. Ateşe verdim, yaktım da geldim işte. Hoppa. Nereye Handan Hanım? Mutfağa puding yapacağım. Alo Hayri. Merhaba, nasılsın? İşte. Bugün Ortaköy'e gittim. Reyhan'ı gördün mü? Evet, gördüm. Ama yanına gitmeye cesaret edemedim. Bir köşede saklanıp uzun uzun seyrettim. Yıllar ona acımasız davranmamış. Hala çok güzel. Keşke konuşsaydın. Yapamadım işte. Belki bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere cesaretinizi toplarsınız. Görüşürüz Hayri, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz Handan Hanım? Esas siz ne yapıyorsunuz? Ne halklar karıştırıyorsunuz? Terbiyenizi takının. Sizin bu yaptığınız ne peki? Terbiyesizlik değil mi? Cesaretinizi toplayıp ne yapacaksınız? Aşkınızı mı ilan edeceksiniz? Yok öyle bir şey, yanlış anlıyorsunuz. Beni aldattığınız yetmiyormuş gibi bir de salak yerine koyuyorsunuz. Yazıklar olsun size muhtar bey, yazıklar olsun. Ya böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız Temel ya? Sen beraber dursan iyi olur. Çünkü başım döndü, gittin geldin böyle. Ama bir şeyler yapalım. Bak, bence en güzeli ikisini karşı karşıya getirmek. Nasıl? Hem de burada, bizim evde. Mecburen konuşmak zorunda kalırlar kızım. Geçen seferki planda çuvallamıştık ama. Ama o zaman sen hamile değildin. Ne alakası var? Şöyle bir alaka. Sen Beyi ablayı arayıp çok fenayım falan filan diyeceksin. Temel de yok dersen, yalnızım da dersen o da koşa koşa gelir. Çok iyi fikir. Ama Ali abi? Onu da bağ bırak, ben onu da düşündüm. Arıyorum. Ara bakalım, hadi. Bunun yerini buldum. Aferin sana. Alice bana verme. Alo. Efendim Şirin abla. Tamam, burada veriyorum. Anne. Alo. Çok fenayım Behiye. Midem bulanıyor. Bir de başım dönüyor. Temel de yok. Gelebilir misin? Aa, tamam canım. 5 dakikaya kadar oradayım. Ne oldu ya? Tamam. Sen uzan, hiç kalkma. Acele et Behiye. Bravo. Geliyor. Heh, yaşasın. Hadi bakalım, sıra sende. Bak, eğer Ali abi gelmezse onu arkadaşlıktan reddeder o. Alo. Alo, hemen gel. Çok önemli hayat memat meselesi. Ha, alo. Alo Temel. Temel. Bak. Evet bu. Bak. Her ihtimale karşı bu açık dursun. Ararlarsa meşgul çalsın. Harikasın aşkım. Geç bakalım. Handan Hanım. Ben Temellere gidiyorum. Önemliymiş, çağırdılar. Oy. Cebi kapatmayı unutmuşum. Ay. Neyse, babacım arayın. Alo, Handan Hanım. Yok, ben aramadım. Size de iyi akşamlar.
Şey, Ali, sana bir kahve yapayım bol köpüklü. Yok, istemem. Meyve soyayım. Bir şey istemiyorum anacığım. Sağ ol. Ben bakarım, sen kalkma. Hayırdır? İyi akşamlar abim. Hoş geldin mehpare, geç içeri. Kim geldi Ali? Beni görünce çok sevinecek. Ben geldim annem. Ha, sen miydin? Hayır, posta güvercini. Bu sana abim. Kız neydi o? Açıp okumadım annem. Başkalarının mektubunu okumak çok ayıptır. Söylesene oğlum, neymiş? Tebligat anne. Oğlum ne tebligatı? Duruşmaya çağırıyorlar. Behiye Hanım duruşma günü almış. Bak, iddiaya girelim. Sence önce kim gelecek? Behiye. Ali abi. Nesine? Fesine. Uy, kapı. Ben kazandım. Aa, Şirin, iyi misin? Ay, hiç iyi değilim. Çok fena midem bulandım. Demel sen de buradasın. Geçin bunları, içeride konuşalım. Hadi içeride konuşuruz, içeride. Ben çok kötüyüm Behiye. Geçin bakalım, buyurun. Anladım. Sizinle plan yaptınız. Ben de inandım işte. Can'la geldim. Acil bir şey varsa hemen hastaneye götürelim dedim ama... Canım sağ olun, çok iyisiniz. Ali'yi de çağırdınız değil mi? Kalk Can, gidiyoruz. Oturun da ne olur, ölümü öpün, oturun. Böyle şeyler söyleme Temel. Sen bizim eve ilk defa geliyorsun değil mi Can? Evet Şirin abla, güle güle oturun. Sağ ol. Albüm falan bakmak ister misin? Evet. Pardon, ben kapıya bakayım. Yani aşk olsun Şirin. Behiye, konuşun istedik. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Yürü Can. Behiye, bir şey söylesene. Yanlışlıkla biz Ali abi yerine babamı aramışız. Vallahi sen insana kalp krizi geçirtirsin Temel. Öyle söyleme babacığım. Hoş geldiniz muhteremce, buyurun. Hoş bulduk. Nasılsın Behiye? İyiyim, siz nasılsınız? Ne haber Can? İyidir. Yine plan yaptın değil mi? Maalesef babacığım. Sen hiç akıllanmayacaksın. Bu sefer suç ortağı da var. Geçenlerde Ali ile konuştum Behiye. Bir şeyler söyledi ama ben pek inanmadım. Boşanma meselesi değil mi? Evet. Babam şimdi ifadesini alır. Ben o konuyu kafamda bitirdim muhtar bey. Hiç üstelemeyin. Öyle bir niyetim yok zaten. Üstele babacığım, üstele. Sen karışma. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki... benim de boşanan bir arkadaşım olsa... ben de onları barıştırmak için çabalardım. Elimden geleni yapardım. Ama aralarındaki her şeyin bittiğini anlarsam da çekilir, susar... yani hiç müdahale etmezdim. Simge abla ne oldu? Sancım başladı Seher. Ne yapacağız? Can'ı ara. Getir beni ararım. Telefonunu burada unutmuş. Hay Allah. Şirin ablaları ara. Numarayı bilmiyorum. Babanı ara o zaman. Ay Seher, hadi çabuk. Tamam. Alo baba. Hemen buraya gel Simge abla, çok kötü. Sancısı tuttu. Baba çabuk. Geliyor Simge abla, hemen geliyor. Korkma tamam mı? Demin de öyle demişti. İnelim Ser, hadi aşağıda bekleyelim. Ya bağırma. Korkma, geçer şimdi. Babam geldi. Baba burası. Tamam kızım. Simge. Nasılsın kızım? Ölüyorum. Hadi çabuk çıkalım. Çanta yolukma Seher. Gel koluma gir bakayım sen.
Anahtarları al kızım. Tamam baba. Gel. Yavaş. Sakin ol kızım. Bir dakika Ali abi. Gel tamam. Yavaş. Yavaş. Yarın mı doğarsa? Seher. Ay dayanamıyorum. Sık dişini Simge, yetiştireceğim seni kızım. Hızlı git baba, hızlı. Tamam kızım, tamam. Ay can haber verdim Ali abi. Annem telefon edecek. Ben hemen çıktım. Acele etme. Dikkat et, yavaş ol. Yavaş. Bana dur. Baba çanta. Bırak kızım, sonra alırız. Ay! Dur, tamam. Ay! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lütfen yardım edin, çok sancısı var. Muayene odasını alalım. Doktor hemen gelir. Can nerede kaldı? Yoldadır, merak etme. Siz burada bekleyin. Tamam. Bebek hemen doğar mı? Bilmem ki kızım. Buyurun, hastamızın kaydını yapalım. Baba, Simge ablayı götürüyorum. Doktorcuğum, durumu nasıl? Doğum anı yaptı. Bebek yola çıkmış. Çok korkuyorum Ali abi. Korkma. Can nerede? Neredeyse gelir. Acele edin. Siz salonda bekleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Neredeler acaba? Dur oğlum, sorarız. Sen koşturma kız, yavaş. Tamam. Ali abi. Simge nerede? Doğumhaneyi aldılar. Ay. Her şey yolunda değil mi? Normal görünüyor. Doktorla fazla konuşamadım. Apar topar içeri aldılar. Allah yardımcısı olsun. Amin. Simge abla çok korktu. Ağlaya gitti. Niye beni aramadın Ser? Ne yapayım, telefonun evdeydi. Temel abilerin numarasını da bilmiyordum. Ay, benim ayağım titriyor. Otur kızım, sen de. Gel. Sen de otur da, Betim benzin atmış, yaprak gibi titriyorsun. Otur şöyle. İyi ki sen de evdeydin Ali. Doğru. Yoksa bu ufacık kızın ne faydası olurdu Simge'ye, değil mi? Evet. Allah'tan işe çıkmamıştım. Babam hemen koştu. Arabayı da öyle hızlı kullandı ki. Sağ ol Ali abi. Ne demek o? Vazifemiz. Hadi çal artık. Allah aşkına çal. Kızım, o seni yalvarmanla çalar mı? Ancak birisi ararsa çalar. Üf, abim niye aramıyor bizi anne? Mehpare 10 dakika evvel aradı ya. Kızım, hastaneden buraya canlı bağlantı yapacak hali yok ya. Hakim. Hadi biz de gidelim ne olur. Hayatım, duymadın mı? Muhtar Bey, temeller hepsi oradaymış. Biz de gidip kalabalık etmeyelim. Belki Simge'nin bana ihtiyacı olur. Kızım, sen doktor musun, hemşire misin? Ne yardım ne olacak senin? Ay, inşallah çok çekmez, çabuk doğurur. Allah yardımcısı olsun. Allah bir avazla kurtarsın inşallah. Amin. Hakkım. Annen beni çok zor doğurmuş, biliyor musun? Bilmiyorum hayatım. Annem. Şeyi anlatsana, hani sancın tutmuş da ciyak ciyak bağırmışsın. Kız iyice oynattı. Hani evi bulamamış. Şimdi ben seni bir ebeleyeceğim, sobeleyeceğim, göreceksin gününü. İlahi annem. Oyun oynamanın sırası mı? Allah'ım, sen aklımı koru ya Rabbi. Hangisine bakayım Allah'ım?
Ama döndü dolaştı da. Vallahi bir dakika oturmadı ha. Seni de göreceğiz beyefendi. İnşallah babacığım, inşallah. Üf ya, ne zaman doğacak bu bebek? Ne bileyim ben kızım. Anne hakikaten niye bu kadar uzun sürdü? Kolay mı oğlum, doğum bu. Çok mu zor? Herkesinki bir olmaz tabii. Oy Ali abicim. Ver Ali abicim. Bir haber var mı çocuklar? Hayır. Henüz yok. Yahu böyle beklemekte ne zor ya? 1, 2, 3, 4 tam 7 kişi. 9'dan 63 tane doğurdu kaburya. Can Bey. Evet benim. Gözünüz aydın, bir oğlunuz oldu. Aa! Yaşasın. Güzel. Eşim nasıl? İkisi de çok iyi. Oh maşallah maşallah. Allah'ım inanamıyorum. Çok güzel babacığım. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Sağ ol Şirin abla. Darusu başımıza Şirin, darusu başımıza. Amin. Ay sinirlerim boşaldı valla. Gel bakalım otur. Babaanne, otur şöyle. Hayırlı olsun Can. Teşekkürler. Aslanım benim, baba oldun he. Aslanım. Abicim. Canım benim. Can, Allah analı babalı büyüsün oğlum. Sağ ol. Uy geldi. Ay geldi. Bu yakışıklı delikanlı hepinize merhaba diyor. Anne şuna baksana. Ay çok güzel bir şey. Bak sen. Ay canım. Uni. Uni. Ay çok tatlı. He yumuk yumuk bak. Aman ne kadar güzel. Ya sana benziyor bu. Maşallah nur topu gibi. Uy ağladı. Ne güzel değil mi? Çok güzel, çok. Müsaadenizle küçük prens arkadaşlarının yanına götürmek zorundayım. Tamam canım. Teşekkür ederiz. Ay. Ya niye götürdü? Daha sevemedim. Ya. Hastaneden çıkınca bol bol seversin kızım. Tabii. Hadi kız yurttun gene. Oğlan geldi. Pabucun dama atılmadı. Ben de o kadar küçüktüm değil mi? Daha da miniktin kızım. Seni de böyle kucağımıza almıştık. Öpüp koklamıştık. Sen de abim gibi sevinmiş miydin? O anda dünyanın en mutlu insanı ben. Bana o mutluluğu yaşattığı için annene ne kadar teşekkür etsem azdır. Hadi oğlum sen Simge'nin yanına git. Bana bak biz de biraz sonra uğrar geçmiş olsun deriz ha. Tamam ben gidiyorum. Şey Ali abicim. Mutlu babama anlatsana. Dede olmak nasıl bir duygu? He? Şey, nasıl desem ki? Canım yormayın beni. O da birkaç ay sonra öğrenecek inşallah. 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 Bebek bana hala diyecek değil mi? Evet canım. Adı ne olacak? Bilmiyorum. Niye? Sen koymayacak mısın? Hayır kızım. Ona Simge ablanla abin karar verecek. Peki neden benim adımı babaannem koymuş? Seher. Behiye genç yaşta babaanne oldun ha? Çok şükür. Ben de büyük baba. Vay canına. Aa! Seher, uyuma kızım. Eve az kaldı. Bizim eve mi gidiyoruz? Hayır, abin. Of! İyi. Efendim? Gel inadı bırak. Bu akşam evimize gidelim. Olmaz Ali. Yapma, bak torun torba sahibi olduk. Bitirelim artık şu tatsızlığı. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmanın alemi yok Ali. Bizi canlara bırak lütfen. Peki. Seher, hadi kızım geldik. Gel. Yavaş başını çarp.
bu ayak duruyor ya. Babam bize gelsin bari. Olmaz Seher, baban çok yoruldu. Eve gidip uyuyacak. Vallahi benim uykum kaçtı. Bu yorgunluğun üstüne ikab etse mi iyi olur? Peki. Buyur bakalım. Ne yapıyorsunuz burada Handan Hanım? Sizi bekliyorum efendim. İyi de niye karanlıkta oturuyorsunuz? Gonca Gül ışığı görüp merak etmesin diye. Oturun, oturun da hesap verin bakalım. Kim o kadın? Hangi kadın? Ne bileyim ben canım. Hayatınızdaki kadın işte. Saçmalamayın Handan Hanım. Benim hayatımda kadın madın yok. Ben helali değilim Muhtar Bey. Her şeyi anlıyorum. Dalıp dalıp gitmeler, ortadan kaybolmalar, yalanlar, dolanlar. Yavaş, Gonca Gül uyanacak. Umurum da bile değil. Yazıklar olsun size. Bana bunu da mı yapacaktınız? Kendinize gelin Handan Hanım. Temel çağırdı, ben de gidiyorum. Karşınızda çocuk var sanki. Size yalan söyleyecek halim yok. Temel çağırdı, gittim işte. Temel'i aradım Muhtar Bey. Orada yoktunuz. Söyleyin, neredeydiniz, nerede? Hastanede. Can'la Simge'nin bir oğlu oldu. Ya. Hadi durmayın. Yine telefona sarılın. Doğru olup olmadığını kontrol edin. Ama unutmayın. Siz küçük düşersiniz. Ben değil. İnsan inanamıyor. Can dünkü çocuk, şimdi de baba oldu. Evlendiğimizde şu kadarcıktı. Çocuklar büyüyor. Seher bile benim boyuma geldi. İkisiyle de az uğraşmadık. Tam problemleri bitiyor derken... bizimki çıktı. Bizim problemimiz yeni değil Ali. Ben yıllardır çekiyorum. Tek başına mı çektin Behi? Ben de senin aynı şeyleri yaşadım. Az badireler atlatmadık. Bunu da atlatacağız, göreceksin. Sana söyledim Ali. Benim dayanacak gücüm yok artık. Sen beni çok kırdın, incittin. Hele şu son yaptıkların var ya. Canıma yetti. Ben de yaptıklarımdan gurur duymuyorum herhalde. Ama ne yapayım? Seni kıskandım. Kaybetmekten korktum. Panikledim. En çok neye üzüldüm biliyor musun? Bunca senelik karını hiç tanımamışsın. Tamam, tamam. Kapat artık bu konuyu. İkimiz de çok hatalar yaptık. Ama zararı neresinden dönse kârdır. İş işten geçti artık. Daha her şey bitmedi be. Ama bitecek. Şunun şurasında mahkemeye ne kaldı? Bırak, bırak Allah aşkına mahkemeye duruşmayı. Şapkalarımızı önümüze koyup düşünelim. Neyi yanlış yaptık? Nasıl düzeltiriz? Hayırdır inşallah. Böyle sakin konuşmak senin tarzın değildir. İyi, iğneleyip durma. Geçmişte ne oldu, ne bitti bir kenara bırak. Geleceğe bak, geleceğe. Boşuna yorulma Ali, artık olmaz. Kesip atacağına biraz çaba göster. Söz veriyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Senin için. Seher için yapacağım bunu. Hadi bey. Gel el ele verelim. Yuvamızı kurtaralım. Hadi. Hadi bey. Ben de yuvamı yıkmaya bayılmıyorum.
kan ağlıyor. İnat mı yapıyorsun? Gurur mu yapıyorsun? Ne? Tamam Ali. Daha fazla üsteleme. Üsteleyeceğim beyi. Seni bu saçma işten vazgeçerine kadar uğraşacağım. Beyi. Ben seni seviyorum. Senden vazgeçemem. Ben artık seni sevmiyorum Ali. Bebeği bir görseniz, öyle tatlı, öyle tatlı ki nur topu gibi bir oğlan. Allah bağışlasın. Hemşireler saçını da taramış böyle. Böyle horoz ebiği gibi kabarmış. Çok şekerli daha, çok. Kime benziyor? Vallahi öyle ufaktık ki daha belli olmuyor. Ama gene de biraz canı andırıyor. Çok sevindim, hayırlı olsun. Darısı başına teme. Sağ olasın. Ulan sen de nefes al da bir şey de da. Bak canım bebeği oldu. Herkes iyi dileklerini söyledi. Maşallah, maşallah. Sağ da maşallah. Merhabalar. Merhaba. Muhtar Bey. Babacım buyur otur. Çay taze yeni demledim. Oturmayacağım Temel. Bir şey rica etmeye geldim. Estağfurullah buyur. Benim bir işim var da biraz muhtarlığa bakar mısın diyecektim. Miniketem kahveye bakarsa ben de muhtarlığa bakarım. Hay Allah, ben hanımı doktora götüreceğim. Ben durayım diyeceğim ama öğle vakti benim dükkanda kalabalık oluyor. Bana gelen giden yok muhtar bey. Ha atölyede oturmuşum ha muhtarlıkta fark etmez. Sağ ol. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Güle güle. Sorma sahip nereye gidiyorsun babacığım? Madem ayıp niye soruyorsun? Affedersin. Şey babacığım. Efendim. Babacığım. Nereye gidiyorsun? Geldiler galiba. Biraz önce sordun ben de cevap vermedim değil mi? Daha niye üstülüyorsun? Belki onların yanında söylemek istemedin de yalnızken dersin dedim yani. Ha tamam ben bir şey demedim sen de duymadın babacığım. Sustum babacığım tamam. Ula bir şeyler dönüyor ama hadi hayırlısı. Şu burnun güzelliğine bak fındık gibi. İnsan bakmaya doyamıyor. Mucize bu. Hep uyuyor ama daha gözlerinin rengini göremedik. Mis gibi kokuyor. Fotoğrafını çekelim de annemlere gönderelim. Amerika'da torun hasreti çekmesinler. Göndeririz canım. Nasıl pozlar verecek benim oğlum? Filmleri yakacak filmleri. Buyurun. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah can baba can can. Geçmiş olsun kızım. Ah canım benim. Gözünüz aydın. Sağ olun. Ah cın, ah bir tanem, yerim ben seni. Buyurun Mehpar abla. Ay dur, bir olma bakayım. Ah canım benim. Hakkım hakkım şu güzelliğe bak. Çok şeker. Aman, bunun neresi güzel? Çirkin ördek yavrusu. Aşk olsun annem annem. Ay buna da atladı. Kızım nazar değmesin diye öyle denir. Biz de görüyoruz herhalde. Ay parçası gibi maşallah. Tı 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 maşallah. Ah bebeğine de annesine de nazar değmez inşallah. Ay bunlar da elimde kaldı. Buyur Can. Ne zahmet ettiniz? Rica ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah dört gözler ayırmasın ya Rabbi. Analı babalı büyüsün. Bizi mahcup ettiniz. Aman oğlum ne yaptık ya Allah aşkına? Caner bak bakayım Allah'a. Caner mi? Nasıl güzel isim değil mi?
Can'ın erkek çocuğu anlamında. Aslında ben kız bekliyordum. Adını da Can Kız koyarız diyordum. Keloğlan'la Can Kız filminden etkilendi de. Siz bakmayın buna. Simge, maşallah seni pek iyi gördüm. Vallahi. Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Onun dışında pek bir şey yok. Ne zaman geleceksin sen evine? Ben sana ciciler hazırlayacağım. Aa. Yatağını yapacağım. Oyuncaklar alacağım. Mehpare. Biz evde oda hazırladık. Ne yani? Hani bebeğe ben bakacaktım? Ben bir süre rapor alacağım. Sınav döneminde de bakıcı tutacağız. Behi abla da var. Ama söz vermiştiniz. Hani ben büyütecektim. Hakkı, şunu sustur. Tepem atıyor. Hı. Ne yapayım anne? Susmuyor. O kadar heveslenmiştim. İstersen kucağına alabilirsin. Sahibi. Aa. Aman başına dikkat et. Gel canım. Ay güzelim. Bebeği alabilir miyim? Hayır efendim. Kucağıma alacaktım. Ama vakit doldu. Bebek odasına götürmem lazım. Aa, bana ne? Mehpare, bırak da hemşire hanım görevini yapsın. Ay ne aldı ya? Duyu duyu sevemeden götürdü. Seni de yakında tımarhaneye götürecekler. Küçücük çocuk o. Günaydın. Günaydın. Hadi dükkanımızı açalım. Açalım, açalım canım. Rast gelsin. Hepimize. Vereyim mi Reyhan abla? Hadi ver. Sen de ister misin? Yok, ben kahvaltı ettim. Bir tane. Hayırlı işler. Sana da abla. Behiye Hanım hala gelmedi mi Bahar? Tamam. Handan Hanım. Merhaba Temel. Siz ne olmuşsunuz böyle de? Ne olmuşum? Şey yani nasıl desem çok güzel olmuşsunuz yani. Biraz değişiklik yapmak istedim. Nasıl? Zayıf göstermiş mi? Baktığınız yere bağlı. Çok uzaktan bakarsanız... Temel. Siz de zorla yalan söyletmeyin da. Alacağın olsun. Düğüne mi gidiyorsunuz? Yok, muhtarlığa gidiyorum. Anladım. İhtiyar heyeti dayanışması. Nöbeti marangozdan devralacaksınız he? Ne nöbeti? Muhtar bey yoksa yine bir yerlere mi gitti? Bilmiyor musunuz? Hayır. Bir iki saate kadar dönerim dedi. Bu sefer nereye gitti sayın muhtarımız? Ya, bilmiyorum ki. Ya, bu aralar ona hiçbir şey sorulmuyor ki. Siniri böyle tepesinde. O sinir görmemiş. Nereye? Hani muhtarlığa gidiyordunuz? Vazgeçti. Dört yıldız yan yana geldi ya. Bu sinirler bence hep oradan oluyor. Ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah. Beni nasıl buldun? Hayır'ı. Geçen gün Hayır'ı uğradı. Seni burada gördüğünü söyledi. Ben de onu görmüştüm. Ama konuşmadık. Konuşacak ne var zaten? Çok şey var ya, çok şey. Şöyle oturalım mı? Hı-hı.
değişmemişsin. Çok değiştim. Ben seni çok özledim Reyhan. Lütfen ağlama abi. Niye beni hiç aramadın abi? Ben biliyorsun sana çok kızgındım. Hayri'yi düğün günü ortada bırakıp o adama gittim. Hayri'yi sevmiyordum. Beni evlenmek için siz zorlamıştınız. O benim en yakın arkadaşımdı Reyhan. Ben de senin tek kardeşindim. Sevmediğim bir adam için bana baskı yaptınız. Ama Hayri seni çok mutlu edebilirdi. Hem durumu iyiydi hem de o çulsuz serseriden daha doğru dürüst bir adamdı. Sen de hiç değişmemişsin abi. Reyhan. Affedersin. Lütfen otur. Düğün günü Hayri'yi bırakıp gittin. Onu üzdüm biliyorum. Ama asıl evlenseydim daha çok üzülecekti. Başkasını severken onu mutlu edemezdim. Hiç evlenmemiş. Seni unutamamış. Yazık. Önceleri senin haberlerini alıyordu. O adamın peşinde sersefil oradan oraya gezdiğini duydukça tamam diyordu. Hatasını anlayıp dönecek. Ama dönmedi. Küçük yer tabii. Dedikodu iyice yayıldı. Hayri kasabada duramadı, çekti gitti. Annem babam üzüntüden hasta oldular. 2 sene sonra annemi kaybettik. Babam da onun acısına dayanamadı. İkisinin de haberini aldım. Cenazelerini uzaktan izledim. Senin yanına gelemedim. Sana çok kızgındım Reyhan. Sana öyle çok kızgındım ki. Beni hiç affetmedin değil mi? Benim artık bir kardeşim yok demiştim. Seni kalbimden de beynimden de silip atmıştım. Karım bile bilmez bir kardeşim olduğunu. Evlendin tabii. Evet, 2 kez. Çok acılar, çok sıkıntılar çektim Reyhan. Ben de büyüdüm. Senin yokluğunu çok hissettim. Artık seni affettim. Beni affettin öyle mi? Evet. Ama ben seni hiç affetmedim abi. Baştan yanımda olsaydın bütün bunları yaşamayacaktık. Burhan'la evlenmeme izin verseydiniz hep birlikte mutlu olacaktık. Sen onunla mutlu oldun mu Saki? Hem de çok. Paramız pulumuz yoktu ama birbirimizi çok sevdik. Tek eksiğimiz çocuktu. Ama olmadı işte. Hala öyle misiniz? O öldü. Ya üzüldüm, başın sağ olsun. Artık birbirimizi bulduğumuza göre hiç kaybetmeyelim buraya. Ne olur. Gel benim yanıma, benimle yaşa. Karımı seversin. Görsen çok iyi insan. Birlikte bizim evde sağ beraber. Sağ ol. Benim bir evim, bir düzenim var. İyi de burada böyle... Ben halimden memnunum abi. Bunca yıl nasıl idare ettiysem bundan sonra da ederim, hiç merak etme. Sana yardım etmek isterim. Sakın. Benim her şeyim var. Kusura bakma. Tezgahın başına dönmem lazım. Hoşça kal. Reyhan. Kardeşim. Maşallah maşallah. Tindi tindi tindi. Şuna bakın Haydar Paşa. Bu nasıl kucağa alınır? Ne olacak ayol? Bir damlacık şey. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Canın oğlu musun sen bakayım? Can yavrum alıver bebeği de annesi doyursun. Tamam anne. Alayım ben. Oğlum güzel tuşu çocuğu. Şuna bak sürahi taşır gibi taşıyor. Alışacağız Müzeyyen teyze. Dalı geçmeyin. Tabii alışacaksınız. Yakında otorite olursunuz vallahi. Kimseleri beğenmezsiniz. Doyuracaksan ben çıkayım.
Yok yok, daha zamanı var. Her şey saatte değil mi? Öyle. Ne güzel uyuyor değil mi? Kerem, oğlum. Gözleri aynı Ali. Ali mi? Yok artık. Niye yok artık? Dedesi değil mi? Benzer benzer. Biyolojik olarak dedesi değil Haydar Paşa. Biliyorsunuz, Can'ın babası Ali değil. Ha, tabii ya. Hay Allah, tabii tabii. Hah, Ali dediniz de aklıma geldi. Belki yeri değil ama mahkeme ne zaman Behiye? Haftaya. Günü belli oldu mu anne? Evet canım. Bebeğin telaşıyla tamamen unuttum. Ben de hiç düşünmüyorum inan ki. Torunum her şeyi unutturdu. İyi ki doğurmuşsun annesi, iyi ki. Hastaneden ne gün çıkıyorsunuz kısmetse? Yarın. Yarın oğlum yatağında uyuyacak. Eve çıkacağım, öyle seviniyorum ki. İçin geç değil anne. Eğer kararını değiştirdiysen yarın mahkemeye gitme. Hayır. Hayır. Gideceğim ve bu iş bitecek. Yarın çok zor bir gün olacak. Hazır mısın oğlum? Evet. Oo, maşallah damat gibi olmuşsun abim abi. Allah senin iyiliğini versin. Çekil kapat. Pardon. Otur Ali. Yok yok, bir şey yiyecek durumda değilim. Hadi öyleyse gidelim. Dur ben elden çantamı alayım. Siz nereye? Mahkemeye. Ha, ne işiniz var mahkemede canım? Saçmalamayın. Aa. Hiç kimseyi istemiyorum. Yalnız gitme oğlum. Temelle Şirin gelecekmiş yeter. Şahitlik edemem Ali. Ama yanında olmak isterim. Sağ ol akıcım. Zaten şahide de gerek yok. Anlaşmalı olduğu için. Evliyken anlaşamıyordunuz. Boşanırken pek güzel anlaşmışsınız. Maşallah. Anne işte bu yüzden gelmeni istemiyorum. Of, affedersin oğlum, ne dediğimi bilmiyorum. Ben gidiyorum. Ali. Efendim. Şey oğlum. Hakkınızda hayırlısı olsun oğlum. Ah ah, bir ana evladını tahtını yapıyor da bahtını yapamıyormuş. Ben ikisini de yapamadım. Anne, lütfen. Oğlum, vallahi böyle olsun istemedim hiç. Mutsuz olmanı hiç istemedim, hiç. Biliyorum anacığım, biliyorum. Hadi, sil bakayım gözünü yaşlarını. Ağlamıyorum. Hakkı, Mehpare ile anamı aldı, çay bahçesine gidin. Olur Ali. Alasmalık güzel anacığım. Alasmalık. Hadi güle güle oğlum, güle güle. Üzme kendini. Sen her şeyden daha önemlisin benim için. Anne. Gidelim canım. Gidelim.
mahkememize verdiğiniz dilekçeyle eşinizden boşanmak istiyorsunuz. Evet hakim bey. Nikahta da evet dedirtiler, boşanırken de evet dedirtiler. Peki siz boşanmayı kabul ediyor musunuz Ali bey? Evet. Ben de kabul ediyorum hakim bey. Yazık, ayakta zor duruyor. Hakim şimdi seni atacak Temel. Tamam sustum. Dava dilekçenizde yalnızca boşanma talebiniz var. Evet hakim bey. Tazminat, nafaka falan istemiyorum. Peki. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Bir, tarafların boşanmalarına. İki, kızınız Seher'in velayetinin anneye verilmesine. Affedersiniz hakim bey. Ben çocuğumu istediğim zaman görebileceğim değil mi? Davacıyla anlaşırsanız istediğiniz zaman görebilirsiniz. Her zaman görmek isterim hakim bey. Benim için problem yok hakim bey. Babası ne zaman isterse görebilir. Mesele yok. Yaz kızım. Karar davacı ve davalının yüzüne karşı okunarak temyizi kabil olmak üzere duruşmaya son verildi. Bu kadar mı? Maalesef bu kadar basit. Şey, bitti mi yani hakim bey? Evet. Kararı kalemden alabilirsiniz. İyi, çıkalım. Kasım Bircan, Yonca Bircan. Fabrika gibi mübarek. Şıpçak boşaylar. Hayret bir şey vallahi. Tövbe tövbe. Ne yapıyoruz? He? Behiye'ye soralım. Bunu kutlamak ister misin Behiye? Gidelim canım, hadi. Geldiğiniz için sağ ol. Biz bir şey yapmadık ki. Ben sana tamam. Behiye. İnşallah artık mutlu oluruz. Sana hayatta başarılar dilerim.